hava yolları soğuk havaların etkisine girdiğimiz kış aylarında sıcak coğrafyalardaki ilgi çekici noktaları uçuş ağına ekledi. Kışın yazı yaşamak isteyenler için promosyon fiyatlarıyla Tanzanya Kilimanjaro, Kenya Mombasa ve Okyanusun İncisi Maldivler son bir hafta içinde THY uçuş ağına katılan yeni noktalar oldu. Öte yandan Boeing'e verdiği 15 adet 777-300 ziyarlık siparişini kesinleştiren THY'nin Messili ve Kobeli son reklam filmi YouTube'da tıklanma rekoru kırdı. Filmde bir THY uçağında seyahat eden ünlü futbolcu Messi ile NBA patentli basketbolcu Kobe Bryant'ın imza isteyen bir çocuğa kendilerini beğendirmek için verdikleri mücadele anlatılıyor. TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı %19,1 büyüyerek Avrupa'daki benzer havalimanlarını geride bıraktı. Avrupa Havalimanları Konseyi tarafından Ekim ayı istatistikleriyle ilgili yapılan açıklamada Atatürk Havalimanı kendi kategorisinde ilk sırada yer aldı. Avrupa genelinde yolcu trafiği %0,5 artarken Avrupa Birliği üyesi ülkelerde %1,3 düşüş yaşandı. Alman düşük maliyetli havayolu Germanwings, 2013 Temmuz ayından itibaren yeni Germanwings olarak hizmet vermeye başlayacak. Tamamen yeni bir marka ve ürün olarak alakart uçacak olan havayolu, yolcularının kendi bireysel ihtiyaçlarına göre paket oluşturacak. Yeni marka ve ürünle birlikte Germanwings'in logosu da değişecek. Yeni Germanwings'in yaklaşık 90 uçakla 20 milyona yakın yolcu taşıması hedefleniyor. Airbus'un orta büyüklükteki uçaklarının en yeni üyesi A350 Extra Widebody, ilk uçabilirlik testlerini tamamladı. MSN-001 olarak bilinen uçak, ana montajın tamamlanmasıyla birlikte ilk kez kendi tekerlekleri üzerinde ilerledi. A350 Extra Widebody'nin yıl sonuna kadar hidrolik ve tam güç elektrik sistemleri testlerini tamamlaması planlanıyor. İlk uçak, üretim ve sertifikasyon testlerini geçtikten sonra boyanacak ve 2013 yılının ortasında uçuş için hazır olacak.